Geçen sene burada bak tam bulunduğumuz yerde 3 tam bu noktada 3 araba aynı anda battık. Yani şimdi çamurun halini o derece göstereyim. Ya hep palavra, hep yalan dolanla bir yerlere geldin yani. Halk yalan mı söylüyor? Merhabalar. Bu adamı artık tanıyorsunuz. Yıllarca bizi küçük çamurlara batıp yok şöyle derine girdim, yok bilmem ne diye kandırdı. Ama böyle girmeyelim. Merhabalar. Bildiğiniz üzere. Baştan alsın abi. Ben burnumu temizledim. Lan şarj bitecek 2 saat. Merhabalar. Bildiğiniz gibi Burak'la daha önce outdoor videoları çektik. Niye bağırıyorsam mikrofon var zaten. Neyse. Burak'la daha önce outdoor videoları çektik. Yani birçoğunuz ne var o kadar çamurda oradan ben de geçerim. İşte bizi kandırıyorsun vesaire dediniz. 1 milyon kere yorumlarda açıklamama rağmen dedim ki GoPro ile çektik. Yani açısı çok geniş olduğu için öyle görünüyor falan. Tabii kimse dikkate almadı söylediklerimi. Burak da dedi ki madem öyle çok içerlemiş bu duruma, çok üzülmüş. Bu sefer Grand Cherokee aldı. Daha önceki Cherokee'yi izlediniz. Bu sefer daha büyüğünü aldı. Ben de dedim ki şöyle hazırlıklı geldik. Metre. Aynen. Yanıma dedim metre alayım. Madem ki insanlar bu kadar yorumlarda yazdı. Çamur bulabilirsek girdiğimiz çamurları metreyle ölçeceğim. Size kaç santim olduğunu göstereceğim. Vay efendim oradan benim Toros'ta geçer. Ben oradan Şahin'le geçtim falan. Bunları yazdınız. O yüzden ben de dedim ki madem öyle alın size metre. Yani abi şimdi güzel yerler bulmaya çalışacağız ama Ocak geldi, yağmur yok. Aynen havanın kar güzelliğine yok. Bakın. Hava şu anda 18 derece, üstümüzde ince montlarla oturuyoruz. Evet. Yani bulabildiğimiz şeyleri yapmaya çalışacağız. Ekstrem yapabileceğimiz hava koşulları zaten oluşmadı. Evet. Biz yapabileceğimizi yapacağız. Diğer arabayla da zaten biz Temmuz'da mı Ağustos'ta? Ağustos'ta aynen. İnönü'ye çıkmıştık. Bulabildiğimizi yaptık. Ama karda bir sürü kara battık. Ona da derin değil dediler. Keşke o zaman metre olsaymış ama yani gördüğünüz gibi yorumları dikkate alıyoruz. Şimdi de aldık. Buranın yeni arabasını inceleyeceğiz. Grand Cherokee. Evet, sen değil Burak. Yeni arabanı bize yani anlat. Abi plakadan bahsetmek istiyorum. Plakanı? Plakayı özel yaptırdık. Aa, Burak tüm, Erkalkan. Buradan tüm emniyet teşkilatına yardımları için teşekkür ediyoruz. En fazla abine. Çok uğraştı sağ olsun plaka için. Eyvallah, güzel. Burak Erkalkan fanlarına buradan sesleniyoruz. Evet, Grand Cherokee. Ön kısımdan bahsedelim. Önde bir demir tamponumuz var. Çok özel güzel. Yapım demir tamponumuz var. Süper, ben orijinal zannetmiştim. Demir tampona bağlı bir 13.500 DV'lik bir vincimiz var. Goliath marka, Garaboa. Evet, şurada da kancası. Gayet güzel. Diğer arabada yoktu, bunda vinç de var. Güzel. Yoktu abi. Diğer arabayı satma sebeplerimden bir tanesi de buydu açıkçası. Vinç yoksa ben de yokum dedim. Vinç falan sıkıntı yapıyordu artık bu işi ilerletmemiz için birazcık. Önde iki tane LED'imiz var. Gece aydınlatmalarımız için. Siz? Evet, arazide kullanıyoruz. Evet. Şöyle yan tarafa gelelim abi. Yan tarafta abi çamurun üstünde dodiklerimiz var. Bunlar mı dodik? Evet. Bunlar herhalde ne yapıyor? Abi duba gibi. Sağ sola çarpın. Görebilirsin hem çarpmada arabaya çok yüze gelmesin diye hem de çamuru çok sıçratmasın diye. Gayet güzel. DF Goodrich All Terrain lastiklerimiz var. Ben bu lastiği seviyorum diğer aracımda. Çok güzel evet. Ölçüleri soran olursa. Ya o ölçüyü al abi ben ölç ya. Ölçüyü vereyim yine de abi 31-10.5-15 lastikler. Bakalım ölç kardeşim ölç. Yerden ne kadar yapıyor. Yani
31 vinç 70 santim. 70 santim. Yani 70 bu arabanın lastiklerini yarıya kadar batırdık. 30 santim batırmışız. Adam diyor ki sen karıştan haberin yok. Bilmem neden haberin yok. Yapacak bir şey yok abi. Ağzı olan konuşuyor. Doğru. Öyle de bir şey var. Sivitasyon yakatılır mı? Kaos çıksın. Evet. Şnorkelimiz var. Şnorkelimiz var. Aracın derin su geçişlerinde daha rahat yapabilmesi. Suya falan girebiliyor o zaman. Ha. Tabii. Suda girişimizde sıkıntı yok. Araçta abi orijinalinden farklı olarak yükseltme kiti var. Yaklaşık bir 7 santim araç yükselmiş durumda. Çok güzel, konforlu. Lastik harici 7 santim bu arada. Lastiğinde yükselttiği belli bir kısım var tabii. Tabii tabii, orijinalinden bayağı yüksek. Yani bu işi bilenler bilir. Yani, takoz şu anda get var üstünde. Takoz değil. Komple yükseltme kiti var. Gayet güzel. Evet. Amortisörlerinden tut yaylarına, kollarına kadar komple her şey var. Kit. Çok güzel. Arkada bunu ben aracı aldıktan sonra kendim yaptırdım. Evet, güzel duruyor. Çok güzel ya, arka süper. Arka cama cam korumalığımız var, jip armalı. Gayet güzel. Üstte orijinal gibi duruyor. Tavan sepetimiz. Tavan sepetine de yapmak istediğim birkaç tane aksesuar var. Onları da inşallah ileriki dönemlerde. Dolar biraz düşerse diyorsun. Arabanın arkasında orijinalinden farklı olarak çeki demiri var. Çok güzel. Artık ileride karavanımız olursa, teknemiz olursa sorun yok. Çekeriz diye düşünüyoruz. Çok güzel. Şurada bir V8. Şurayı da. Şimdi EcoFest'i gören arkadaşlar ağır yazılımı var falan diyebilirler. Yazılım yok. Aldığım arkadaş yapıştırmıştı. Ben de söktürmedim. Bu arabalar zaten yazılım yapılamıyor. Onları olmuyor mu? Söyleyeyim. Yalnız 2CR yapabilir ya, onu söyleyeyim, şey yapma yani. Aa, ben çok araştırdım da yapamıyorum. Yapmıyorlar mı? Yapamıyorlar yani. Ama bir de şey diye, kilometre yüksek diye de yapmayabilirler hani. Çok risk almak istemiyorlar. Bu arabalarda turbo yok, eski motor. V8'ler hani çok zaten bir şey yapamıyorlar. Oynayabildikleri şey turbonun ayarları zaten. Diğer arabalarda. Turbosuzlarda da yani yapan var da. Yani çok fazla bir artış olmuyor en azından. Hmm. Evet, içine bakalım. Yine üstte LED farlar var. Diğer arabanda da vardı. Var. Şimdi geçen videoda çok sormuşlardı abi arabanın içine geçmeden. Aracın yakıtı nasıl diye. Ha evet. Onu da soracaklar. 5.7 litre bu arada. Diğeri kaçtı? 2 abi. 5.2. Diğeri kaçtı? Diğeri 3.7 idi. Evet. Diğeri o zamanki tüp fiyatlarıyla artık 60 kuruş, 55 kuruş falan yakıyordu. Karma tüketimimdi benim o. Onu söyledim zaten. Bunda da şehir içinde şu an normal kullanımda tüpte 70 kuruş yakıyorum. Hani dağda, bayırda... Kapatıyorum videoyu burada. Artık zorlamaya bağlı olarak da ucunu açık bıraktım yani. Açık. Yani çünkü çok böyle zorlandığımız yerde artık onun... Daha fazla yakıyor. Biz... Çünkü geçen bir arkadaşımız var. Aa, ben çıktım, senin araba kaç çekiyor diye sordu. Dedim ne oldu? Ya 1,5 lira yaktım dedi ya. Dedim oğlum çıktın mı çıktım. Keyfini aldın mı? Aldım. Daha yeter. Şey yapma yani. Onu daha bayıra çıktıktan sonra onun hesabını... Doğru. Yapacak değiliz abi. Biz keyfimizi almaya bakıyoruz. Moralimizi bozmaya hiç gerek yok. Aynen öyle. Aslan besleyen yemini düşünmez diyorsun. Bu vergilerden de bahsetsene Burak. Bana da çok soru oluyor. Hani 5.2 olduğu için vergisi nasıl oluyor? Ben çok anlamıyorum. 5.2 vergisi yüksek. Yani bu arabanın 2015-2020 arası bir modeline sahip olsanız bu motorda yıllık yaklaşık 25 bin lira falan vergi ödersiniz. Ama bu araba yılından dolayı 97 model, yıllık yaklaşık 2000-2300 lira aralığında, şimdi Ocak'ta zam gelecek ne kadar olacak bilmiyoruz, bir vergi aralığı var. Tamam, şimdi içine geçelim. Evet, gayet güzel. Diğer araban bejdi. Bunda bunlar siyah. Siyah. Koltuğumuz yine elektrikli koltuk. Artı bel desteğimiz var. Çok güzel, çok koltuk, rahat koltuklar. Koltuk ısıtmamız var. İç tarafta açılabiliyor. Müzik.
Yani bunu ufak tefek koltukta problemler vardı. Evet, onları da kendini hallettin. Aynen. Diğerlerini hallettim. Döşemeler şu anda gayet güzel durumda. Evet. Koltukları da gösterebilirsin. Yani 97 model bir araç bu, deri koltuk. Deri koltuklarının bu halde olması mucize yani. Evet, gayet güzel. Şöyle ahşap detaylar da çok güzel. Şurada bir ekranımız var. Bunda yine böyle arazi vitesi falan arazi var. Arazi vitesimiz burada abi. Bu araba normalde her zaman 4 çeker artı ağır devre alınabiliyor. 4x2 modu yok maalesef. Yakıtı arttıran bir konuda o. Evet, şurada güzel bir kol dayama, gayet de geniş. Geniş. İçi şey bayağı gidiyor abi devre. Evet, şöyle sunroofumuz var. Şöyle arka taraf çok geniş. Gayet güzel. Yani ben bu arabaya binince işin aslı uykum geliyor. Hem koltuk ısıtma olsun. Yani genelde abi dıştan hem konfor olsun. Ben abi çok konforlu buluyorum. Yani keyifli geliyor. Sen ne diyorsun? Abi ben de günlük olarak da kullanıyorum arabayı. Biliyorsun. Evet. Bana göre de konforu çok üst düzeyde. Yani bir önceki araba da çok yine rahat. Evet, çok keyifli. Liberto olan. Ama bu ondan sonra cidden çok daha rahat. Dışarıdan bu arabayı gören abi çok konforsuzmuş gibi geliyor. Ama araba ya binen anlıyor sadece. Evet. Veya kullanan anlıyor. Araba yaylanıyor değil mi? Cidden çok konforlu. Ben dün bir de komple alt takım, arka, üst takım her şeyini yaptırdım arabanın. Onun da etkisini sen gelirken gördün evet. Büyük ihtimal. Araba şu anda çok konforlu, çok bir güzel, vaziyette. Keyifli. Oturunca hemen uykunuz geliyor. Koltuklar fosur fosur abi. Aynen öyle. Puf 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 böyle yaylana yaylana. Çok rahat. Şimdi biraz çamur bulursak çamurda deneyeceğiz. Ulaşacağız. Aynen, biraz onlara bakacağız. Ulaşacağız. Arabanın hakkını verebilecek bir şey bulursak çekeceğiz. Bulamazsak da söz vermeyeyim. Şu anki bu mevsimde bu arabanın hakkını verebilecek bir yer zaten bulamayacağız. Başlamış. Aynen öyle, doğru. Şurada bir su birikintisi bulduk. Yani geçen sefer de böyle oldu. Tamam, siz de çok eleştirdiniz ama maalesef imkanlar bu yani. Gönül isterdi ki çamura batıralım ama burası bayağı derin. Ya YouTuber'lar kazanıyor mu kazanmıyor mu göster bak. GoPro sizlere ömür. Kırıldı. Allah eğitim zayiatı oldu. Tabii çok bir çamur bulamadık ama ne yapalım? Değil abi, buradan geçmek normal bir şey değil yani. Ve nereden aklına gelir ya dere yatağından gitmek. Bak bir yerde kalırsak harbi sıkıntı olur ha, işe gidemem kalırım ortadan. Daha önce geçtin mi buradan? Geçtik. İyi abi. Aman aklına nasıl gelin böyle bir şey ya.
Havaya da acımıyorsun ha. Evet, bugünlük bu kadardı. Yani belki çamur bulamadık ama dere yatağından ilerledik. Burak, teşekkür ediyorum sana. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aynen, böyle kar mar bir şey görürsek, kar yağdı mı karlı versiyonunu evet görürüz. Yani görünüşlerdi ki zorlayalım. Yağmur yağdığı zaman çamurlu bir aynen alan bulabiliriz. Daha çamurlu burada bir şey yapmak istiyoruz. Car of Team'e de evet bekliyoruz. Aynen, gelirseniz, ilgilenenler varsa, bu işe meraklılar, siz de turlara katılabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Vay!